benim gazetecilik hayatımda hayatıma yön veren, şekil veren en önemli şeydi. Bir haberin peşinde koşmak, şimdi de bir hikayenin peşinde koşuyorum. Bir yazarın memleketi yoktur. Hikaye nerede geçiyorsa yazarın memleketi orasıdır. Benim için hem hikaye hem karakter önemli diyen yazarlardan biriyim. Merhaba, ben yazar Sinan Akyüz. Bugün sizinle biraz yazarlık üzerine, Sinan Akyüz'ün kitapları üzerine sohbet etmek istedik ve yazar Sinan Akyüz kimdir? Yazdığı eserler nelerdir? Nasıl yazar? Neler yazıyor? Bunları kısaca sizinle biraz konuşmak istedim. Yazar Sinan Akyüz uzun yıllar gazetecilik yapmış ve bu gazeteciliğin her evresi bugün işte yazdığı kitaplarda hikayelerine şekil veren ya da o karakterlerin izinde yazarı sürükleyen aslında mesleğinin özü olan gazeteciliktir ve gazetecilik benim hayatımda çok önemli bir yer edindi. Çünkü biz yıllardır haber peşinde koştururken şimdi artık o günlük haber temposundan çıkıp gerçek yaşam hikayelerinin ya da karakterlerin bu dünyadaki başından geçen sınavların, imtihanların peşinden koşturuyorum. Peşinden koşturuyorum diyorum çünkü bu bizim, daha doğrusu benim gazetecilik hayatımda hayatıma yön veren, şekil veren en önemli şeydi. Bir haberin peşinde koşmak, şimdi de bir hikayenin peşinde koşuyorum. Tabii ki gazetecilik mesleği bugünkü yazarlığımda çok çok etkili, çok çok önemli, az önce de söylediğim gibi ve o günden bugüne bir yol alarak, yürüyerek yeni hikayeler, yeni yaşanmışlıklar ve yeni karakterlerin peşinde koşarak bugünkü romanlarımı yazmaya çalışıyorum. Evet, gerçekten de baktığımızda birçok ele aldığım hikaye, yaşanmış hikayeler, farklı coğrafyalarda, farklı bölgelerde geçen hikayeler ve bazı zaman konuştuklarımızda bana ilk sordukları şey şu. Mesela İncir Kuşları Meyra kitabında hocam Bosnalı mısınız? Neden bu hikayeleri yazdınız diye. Ben de onlara şöyle gülerek cevap veriyorum. Diyorum ki bir yazarın memleketi yoktur. Hikaye nerede geçiyorsa yazarın memleketi orasıdır diye. Gerçekten de Piruze Şam'da geçiyor. Solgun Karanfil Arnavutluk'ta geçiyor. Meyra ve İncir Kuşları Bosna'da geçiyor. Sevmek zorunda değilsin beni attı. Romanım bir genel ev hikayesi orada geçiyor. Ve dediğim gibi hikayeler nerede geçiyorsa ben orada gidip araştırmalar yapıyorum. Yerinde gözlemler yapıyorum. O karakterler nasıl bir ortamda bulunmuş, nerede yaşamış, ailesi kim, mahallesi ne, sokağı ne, bütün bunları gözlemledikten sonra ve en önemlisi o kültürü gözlemledikten sonra hikayenin kurgusunu yapıp o hikayeyi ele alıp yazıyorum. Ve bugün genç yazar arkadaşları da hep şunu söylüyorum, bilmediğiniz bir coğrafyaya yazmayın. Ya gidip orada uzun bir süre kalıp çok iyi araştırma yapmak zorundasınız ya da tamamen o hikayeden kopup o hikayeyi yazmayacaksınız. Yani buradan neyi kastediyorum? Şunu, şimdi diyelim ki bir Boşnak hikayesi yazıyorsunuz ve Boşnaklar sabah kalkıp yazdığınız aile ya da karakter kahvaltı yapacak. İşte orada önemsediğim şey şu benim, işte sabah kalkan o karakterin önüne kahvaltıda asla ve asla mesela Boşnak bir kültürden geliyorsa zeytin koyamazsınız. Ya da Arap bir kültürü yazıyorsunuz. Arapların akşam yemeği 6'da başlamaz. Gece 10'dan sonra başlar. İşte bu detayları bilmediğiniz zaman yazdığınız hikaye biraz havada asılı kalıyor. Ve ne olursa olsun dediğim gibi genç arkadaşlara onu söylüyorum. Yani o kültürü gidip gözlemleyin. Mümkün mertebe gidip o hikayenin geçtiği yerlerde yaşayın ve hep not alın. İşte bugün demin girişte söylediğim
gazetecilik mesleğinin bana getirdiği artılardan ya da benim bugünkü yazarlık hayatımı şekillendiren şeylerden biri gazetecilik mesleğidir. Tabii ki kitaplarımızda daha çok gerçek yaşanmış hikayeler var, savaş var, aşk var ve her ne olursa olsun en önemlisi insan hikayeleri var ve bu insan hikayelerini de ben şöyle görüyorum. Ne olursa olsun yazacağımız hikaye dişi olmalı, doğurgan olmalı ve ya da diğer bir deyişle lahana gibi olmalı. Yani bir katmanı kaldırdığımız zaman altından bir katman çıkmalı. İşte yazarlığın en büyük olmazsa olmaz kurallarından biri bu hikaye ve karakter. Yani bu yıllardan beri, Aristoteles döneminden beri tartışılan bir şeydir. Hikaye mi önemli, karakter mi önemli, ama ben iki tarafın da bir savunucusu değilim. Benim için hem hikaye hem karakter önemli diyen yazarlardan biriyim ve bugünkü İncir Kuşları olsun, Meyre olsun, diğer farklı kitaplarım, İki Kişilik Yalnızlık, Sevmek Zorunda Değilsin Beni, kitaplarımız olsun, bunların hepsinin ortak noktası dediğim gibi yaşanmış gerçek hikayeler ve içimizden birilerinin bu dünyada yaşadığı bir imtihan diyelim, bir sınav diyelim ya da onu karaktere dönüştüren başından geçen hayat hikayeleri diyelim, ama bu hayat hikayeleri de tırnak içinde gerçek hikayeler diyelim. Evet, gerçekten de bazı hikayeleri düşünüyorum, yazmak zorunda mıydım? Meyra gibi, İncir Kuşları gibi. Evet, yazmak zorundaydım çünkü bu insanları tanıdıktan sonra onların o yaşadıkları acılar, o sancılar, o çektikleri hayat bir şekilde birileri tarafından bilinmesi gerekiyordu. Çünkü 92-95 yıllarında Bosna'da yakın bir tarihte bir soykırım yaşandı Srebrenica'da. Hatta Bosna Hersek'in diğer köylerinde, diğer bölgelerinde. Evet, bazı insanların o dönemi bilmeyen ve o dönemden haberdar olmayan insanların onların o acı dolu hikayelerini bilip en azından bir nebze onların duygusal anlamda da olsa artık bir paylaşım sürecine girmelerini istedim. Çünkü onlar da bunu istiyordu aslında. Yani bir tek yazarın istemesi değil, bu hayatı yaşamış, bu badireleri atlatmış karakterler de bunu istiyordu. Ve o görüşmelerim sonucu bu kitaplar çıktı. İşte Piruze olsun, Solgun Karanfil olsun, İki Kişilik Yalnızlık olsun ya da Bir Hayat Kadını hikayesi ya da hayat kadınlarının hikayesi olan Sevmek Zorunda Değilsin Beni adlı romanım olsun. İşte farklı kültürde, farklı hayatlarda, farklı coğrafyadaki insanların işte o yaşanmış tırnak içinde gerçek hayat hikayelerini bu romanlarımda anlatmaya çalıştım ve şimdi artık yeni romanla okurun buluşma anı geliyor. Çok az bir zaman sonra yeni romanımız çıkıyor ve 1914-15 yıllarında İstanbul Sultanisi'ni öğrencilerinin hem o dönemki ilişkilerini hem arkadaşlıklarını hem kız arkadaşlarıyla olan gönül ilişkilerini anlattığım bir kitap. Kitap İstanbul'da 1914 yılında başlıyor. Daha sonra ne yazık ki hepimizin bildiği işte Birinci Dünya Savaşı'nın sürdüğü, daha sonra o savaşın içinde bizi de ilgilendiren Çanakkale Savaşı'na giden İstanbul Sultanisi'nin o değerli vatan evlatlarını, daha henüz 17 yaşındaki vatan evlatlarını anlattığım dört arkadaş üzerinden hikayeleştirdiğim ve o dönemi anlatan bir roman. İnşallah hem o dönemin gençlerinin, çünkü hem Osmanlı'nın sonu Cumhuriyet'in başlangıcına denk gelecek bir sürede, hem o dönemin insanların yaşadıklarını, bu vatanın nasıl kurulduğunu ve nasıl ilelebet payidar olduğunu anlatan bir roman. Evet, beni çok derinden sarsan, derinden etkileyen bir hikaye oldu.
İnşallah dediğim gibi siz okurları da beni etkilediği kadar etkiler diyorum. Çünkü yine şunu söylüyorum her zaman, bir kez daha söylüyorum. Yazarın yüreğine dokunmayan hiçbir hikaye ne yazık ki okurun yüreğine de ruhuna da dokunmuyor. Ben bu romanı yazarken gerçekten o yoğun duyguları hissettim. Umarım siz de okurken hissedersiniz ve bu vatanın nasıl kurulduğunu 100 küsur yıl önce nasıl ilelebet yaşadığını ve nelerin artık hayatımızda önemli, nelerin önemsiz olduğunu bir kez daha yüzümüze bir ayna tutarak bize gerçekleri gösteriyor. Ben bir yazar olarak araştırırken ve yazarken bir insan olarak her şeyden önce kendime çok dersler çıkardım. Umarım siz okurlar da okuduğunuzda aynı duyguları paylaşır ve kendinize göre bir takım dersler çıkarırsınız. Sevgiyle kalın diyorum, kitaplarla kalın diyorum. Kitap olmazsa olmaz hayatımızda ve son bir söz söyleyeceğim siz değerli okurlara. Ne olursa olsun kitap arkadaşlar boş zaman meşgalesi değil. Tıpkı yazarlık gibi. O yüzden hayatımızın her günü, her dakikası kitaplar olmalı ve o biz kitaplardan bölüm bölüm sayfalar okumalıyız ve kendi dağarcığımıza her gün yeni bir şeyler katmalıyız. Sevgiyle kalın.